Merhaba arkadaşlar, ünitemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sizinle ünitemizin dördüncü konusu olan bazı genç sahabilerden bahsedeceğiz. Önceki dersimizde Peygamber Efendimiz'in çevresindeki genç sahabelerden bahsetmiştik. Bunların yaşları hakkında konuşmuştuk. Peygamber Efendimiz'in onlara hangi görevleri verdiğini, onları nasıl önemsediğini gösterdiğini söylemiştim size. Şimdi bazı genç sahabeler diyerek diğer sahabilerden de bahsederek dersinde devam edeceğiz. Tevhid mücadelesinin ilk yıllarında genç sahabeler Hz. Muhammed'i yalnız bırakmamışlar ve her türlü zorla birlikte göğüs germişlerdi. Özellikle bazı genç sahabeler erdemli davranışlarıyla sonraki nesiller için İslam ahlakının sembolü haline gelmişti. Kimler? Bunlardan bahsedelim. Bunlardan bir tanesi Hz. Ali. Biliyoruz ki Hz. Ali Peygamber Efendimizin amcasının oğlu. Aynı zamanda Hz. Fatıma ile evli Peygamber Efendimizin damadı. Kendisi İslamiyet'i kabul eden en küçük Müslüman. Bunun dışında İslam devletinin dördüncü halifesi gibi gibi pek çok özelliği var. Hz. Erkam diyeceğiz. Hz. Erkam dediğimiz kişi kim? Kendisi de Peygamber Efendimizin çevresindeki genç sahabelerden biri. Onu da İslam'ın ilk yıllarında çok zorlu bir dönemde evini Müslümanlara açmasıyla biliyoruz. Bunun için onun evine ne diyorduk? Darül Erkam'ın evi deniyordu. Onu bu şekilde hatırlayacağız. Birazdan daha ayrıntılı işleyeceğiz. Musab bin Umeyr deyince aklımıza ne gelmişti? Bunu daha önceki derslerde de söyledim. O İslam devletinin ilk öğretmenlerinden biriydi. Çok soylu bir aileden geliyordu. Hazreti Üsame deyince ne hatırlayacağız? Peygamber Efendimizin azatlı kölesi olan Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame bin Zeyd de kendisi. Kendisi önemli bir komutandı. Hazreti Muaz deyince de onu iyi bir yönetici ve iyi bir öğretmen olarak bileceğiz. Şimdi devam edelim. Hazreti Ayşe var. Diğer kadın sahabelerden bahsedelim son olarak da. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizin eşi, aynı zamanda Hazreti Ebu Bekir'in kızı olarak hatırlayacağız. Hazreti Fatıma az önce de söylediğim gibi Hazreti Ali'nin eşi ve Peygamber Efendimizin kızıdır. Hazreti Esma, Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi ve Hazreti Ebu Bekir'in kızıdır. Hazreti Cafer de kendisi Hazreti Ali'nin kardeşi Ebu Talib'in bir oğludur. Devam edelim. Bilge ve kahraman bir genç Hazreti Ali. Hazreti Ali için insanların yaptığı tanımlardan biri ilmin kapısıdır. İlmin kapısı diyerek Hazreti Ali'yi tanımlamışlardır. Bu anlamda da zaten biz ona bilge diyoruz. Kahraman olması yönünde pek çok savaşa katılmış. Evet, Hazreti Ali kimmiş? Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib'in en küçük oğluymuş. Mekke'de baş gösteren kıtlık üzerine Hazreti Peygamber onu himayesine almıştır. Biliyorsunuz Abdülmuttalip vefat ettiğinde, kendisi vefat etmeden evvel diyelim, daha öncesinde Ebu Talib'e Hazreti Peygamber'i emanet ediyordu. Diyordu ki ben ölüyorum artık. Bu çocuğun hayatta kimi kimsesi yok. O artık senin himayendedir. Nasıl ki o küçükken amcası Ebu Talib Hazreti Muhammed'i himaye etmişse, kıtlık başladığında Hazreti Peygamber de Ebu Talib biraz maddi anlamda zor duruma düşünce Hazreti Ali'yi kendisi himayesine almış ve bu anlamda çok güzel bir vefa örneği göstermiş amcasına karşı. Hazreti Muhammed'in peygamberliğine iman eden ilk kişilerdendir. Hatta biz bunun için ne diyeceğiz? En küçük Müslüman diyeceğiz. İlk dört kişiden biri. En küçük Müslüman, yaklaşık kendisinin 10 yaşında olduğu söyleniyor İslam dinini kabul ettiği zamanlarda. Devam ediyoruz. Hazreti Peygamber hicret ettiği akşam Hazreti Ali kendisini öldürmeye gelecek müşrikleri oyalamak amacıyla Mekke'de bırakmıştır. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edeceği zaman bunu Mekkeliler haber alıyorlar ve onu öldürmek istiyorlar. Diyorlar ki biz onu öldürelim. O Medine'ye gidecek ve orada daha da güçlenecek. Bizim karşımıza güçlü bir İslam devleti olarak çıkacaklar. Biz bu Müslümanlara fırsat vermeyelim diye düşünüyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'in evine suikast düzenleyecekler. Peygamber Efendimiz bunu haber alıyor Allah tarafından. Ve Hazreti Ali diyor ki, ya Ali sen benim yerime yatağa yat, üstünü ört. Sen bana en çok benzeyenlerdensin. Onları bu şekilde oyalamış olalım diyor. Bunun üzerine Hazreti Ali de Peygamber Efendimiz'in dediğini yerine getiriyor ve onun yerine geçiyor belli bir süreliğine. Peygamber Efendimiz zaten durum fark edilene kadar Medine yolculuğuna çıkmış oluyor. Bu da Hazreti Ali'nin önemli bir özelliklerinden biridir.
Evet, devam edelim. Bunun dışında Hazreti Ali çok güçlü, kuvvetli bir insandı. Hatta onun Zülfikar dediğimiz bir kılıcı var arkadaşlar. Zülfikar. Bunu çok görmüşsünüzdür. Şöyle ucu çatallı bir kılıçtır. Kendisi pek çok savaşa katılmış. Bundan dolayı zaten bir kahraman olarak da adlandırılıyor. Bedir, Uhud, Hendek, Hayber başta olmak üzere hemen hemen bütün gazze ve seriyelere katılmıştı. Hayber'de seferin zaferle sonuçlanmasına büyük bir katkı sağlamıştır. Hazreti Peygamber'e katip ve vahiy katipliği yapmıştır. Hudeybiye Anlaşması'nda yazmıştır. Peygamber Efendimiz bildiğimiz üzere ümmi bir kişiydi. Okuması yazması yoktu. Hazreti Ali için biz dedik o ilmin kapısıdır. Okuma yazmayı biliyordu ve Peygamber Efendimiz'e ayetler indikçe resmi olarak vahiy katipliği yazdı. Yani inen vahiyleri kendisi Peygamber Efendimiz'in emriyle deftere geçirmiş oldu. Bunun dışında İslam Devleti Medine'ye gittiğinde, orada İslam Devleti kurulacağı zaman Peygamber Efendimiz bütün toplumdaki insanları topladı ve dedi ki burada zaten Medine'de o dönemde Yahudiler ve Hristiyanlar bir arada yaşıyordu. Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, işte ey Medine halkı ve bizim beraber gelen Müslümanlar. Biz burada hep beraber yaşayalım. Kimse kimsenin dinine karışmasın. Herkes birbirinin dinine hoşgörülü davransın. Ama gelin sizinle bu konuda bir anlaşma yapalım. Biz burada birbirimize karışmayacağız. Ama dışarıdan birileri Medine'ye saldırmaya kalktığında gelin birlikte burayı savunalım şeklinde belli başlı maddeler içeren Hudeybiye Anlaşması'nı yapıyor Peygamber Efendimiz. İşte Hazreti Ali de bu anlamda buradaki yazıcı konumunda, burada da katiplik görevini sürdürüyor. Diğer bir özelliği, Mekke'nin fethinden sonra Kabe'deki putları imha etme görevi ona verilmiştir. Ne yapıyormuş? Kabe'deki putlar Mekke fethedildiği zaman onun tarafından kırılıyordu. Daha önce de bunu tarihte kim yapmıştı? Bunu tarihimize ilk olarak Hazreti İbrahim yapmıştı. Kabe'deki putları kırmıştı. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde cenaze hizmetlerini Peygamber Efendimiz'in vasiyeti üzerine Hazreti Ali yapmıştı. Yani Peygamber Efendimiz'in cenazesini yıkamış, işte oradaki işlerle ilgilenmiş, taziyeleri kabul etmiş. Zaten amcasının oğlu ve bir yandan da damadı olduğu için bu işler Peygamber Efendimiz'in şahsi vasiyeti üzerine onun tarafından yapılmış. Hicretin 5. ayında muhacirler, yani Mekke'den göçen kişiler ve Ensar arasında, Ensar'da Medine'deki Müslümanlar arasında yakınlık ve dayanışma sağlamak amacıyla kurulan muahat. Bu önemli bir kelime arkadaşlar bizim için. Muahat, kardeşlik anlaşması sırasında Hazreti Peygamber, Hazreti Ali kendisine kardeş olarak seçmiştir. Ne yapıyor her Peygamber Efendimiz? Bir tane Mekke'den, bir tane Medine'den işte Müslümanları alıyor. Bunları diyor ki siz kardeşsiniz. Her şeyinizi birlikte yapacaksınız. Birbirinize destek olacaksınız. Kendisine de kardeş olarak Hazreti Ali'yi seçiyor. Bu gerçekten Hazreti Ali için çok övünç kaynağı olan bir şey olmalı. Evet, devam edelim. Bir başka sahabeye geçiyoruz. Genç bir davetçi Erkam bin Ebil Erkam. İslam'a gelen ilk gençlerden biridir Erkam bin Ebil Erkam. 25 yaşlarında olduğu söyleniyor. Safa Tepesi'nin yanındaki ve Hazreti Peygamber ve diğer Müslümanlar için adeta bir karargah olmuştur. Ben size ne dedim az önce? Burada toplantılar yapılıyordu dedim. Hazreti Peygamber'e sadakatle bağlanarak evini onun emrine vermiştir. Hazreti Peygamber İslam tarihinde Darul Erkam diye anılacak olan bu evi tebliğ faaliyet için çok elverişte bulunarak merkez haline getirmişti. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Evet çok güzel Peygamber Efendimiz Müslümanlığı işte emretmeye başlamış, insanlara bildirmeye başlamış. Ama Mekke Müslümanlar çok küçük bir topluluk var. Bu durumda toplanacak yer bulamıyorlar kendilerine çünkü öldürülme tehdidiyle karşı karşıyalar sürekli. Mekkeli müşrikler onları zulmediyor. Bu evde Erkam bin Ebil Erkam da gerçekten çok büyük bir fedakarlık yaparak canı pahasına evini bütün Müslümanlara açıyor ve ona Darül Erkam yani Erkam'ın evi anlamında denen bu evde artık Müslümanlar ilk toplantılarını yapmış bulunuyorlar. Toplum yararına çalışan Halife Fudul'de mazlumlar hakkını aramıştı. Halife Fudul'dan bahsetmiştim size daha önce Erdemliler Cemiyeti dediğimiz yerde. Mekke'de zulme uğrayan işte fakir kimselerin haklarını savunmak için kurulmuş bir topluluktu. Açıktan davet döneminde de tüm gayret ile insanlara İslam'ı öğretmeye devam etmiş Erkam bin Ebil Erkam. Bedir, Uhud ve diğer savaşlara katılmış, büyük fedakarlıklar göstermiştir. Hazreti Muhammed zaman zaman onu zekat toplamakla vazifelendirilmiştir. Yani kendisi aynı zamanda bir zekat memuruymuş, devlet eliyle görevlendirilmiş bir kimseymiş.
Darül Erkam İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların eğitim merkezi olmuştur. Gördüğünüz gibi Darül Erkam'ın evi dediğimiz yer şu gördüğümüz yermiş arkadaşlar. Genç bir öğretmen Musab bin Umeyr. Ben size ne dedim, Musab bin Umeyr deyince aklımıza ilk olarak onun öğretmenlik yönü gelecekti. Mekke'nin en zengin ve en asil ailesine mensuptu. Refah ve bolluk içinde yetişmiş, kılık, kıyafeti, nezaketiyle herkesin beğenisini kazanmıştı. Hazreti Erkam'ın evinde bulunan Hazreti Peygamber'in yanına gelmiş ve burada Müslüman olmuştu. Ailesi onu İslam'dan vazgeçirmek için her çareye başvurmuştu. Ailesini de servetini de terk ederek Habeşistan'a hicret etmiştir. Birinci Akabe biatında Hazreti Peygamber onu Medinelilere öğretmen olarak tayin etmiş. Kime arkadaşlar tayin etmiş? Medinelilere. Görevi neymiş? Öğretmenlikmiş. Medine'de birçok kişi İslam'a onun çabasıyla girdi ve birçoğu İslam'ı ondan öğrendi. Savaşlarda sancaktarlık yaparak büyük kahramanlar gösterdi. Arkadaşlar sancaktarlık şudur ki her devletin bir bayrağı vardır. Türk bayrağı gibi düşünelim mesela. Bir asker de onu taşır. En önde ordunun önünde o bayrağı taşır. İşte Musab bin Umeyr'in de görevi buymuş. Zaten şehit olurken de bu şekilde şehit olacak. Sancağı taşıma görevi ona aitmiş. Uhud Savaşı'nda şehit düşmüş ve demiştim ki ben size çok zengin bir aileye mensup olmasına rağmen Uhud Savaşı'nda işte sancağı bırakmamak üzere işte canı pahasına savaşıyor ve bu şekilde vefat ettiğinde üzerine örtecek bir kefen parçası bile bulamamışlar. Onu demiştim. Gerçekten üzücü bir ölüm gibi gözüküyor ama aslında çok da onurlu bir ölüm. Zengin bir ailenin çocuğu olarak varlık içerisinde dünyaya gelen Musab, Uhud'da şehit düştüğünde üzerindeki şal ile başını örttüklerinde ayakları örtüldüğünde ise başı açık kalmıştır. Nihayet Hazreti Peygamber'in emriyle şal ile başı örtülmüş, ayaklarına da ot konmuş arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet, bu da bu ayrıntıda bizim için hatırlayacağımız bir ayrıntı olmuş olacak. Evet, geçtik. Genç bir Müslüman, bir komutan Üsame bin Zeyd. Dediğim gibi kendisi Peygamber Efendimiz'in evlatlığı ve azatlı kölesi Zeyd bin Harise'nin oğludur. Hazreti Peygamber onu küçüklüğünden beri çok sever. Bir dizine onu, diğer dizine de Hazreti Hasan'ı oturtur ve Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev diye dua ederdi. Yani kendisini onun torunları gibi görmüş. Gerçekten onun için çok onurlu bir şey olmalı bu. Hazreti Peygamber yaşının küçüklüğünden dolayı onu Uhud gazvesine katılmasına izin vermeyince çok üzülmüş. Üsame bin Zeyd geliyor, işte Peygamber Efendimiz Uhud gazvesine katılmayı istediğini dile getiriyor. Hatta hazırlıklar da yapmaya başlıyor. Peygamber Efendimiz onu o şekilde görünce diyor ki hayır sen çok küçüksün, yani şu anda katılamazsın. Biraz daha büyük. O zaman gerçekten çok üzülüyor Peygamber Efendimiz böyle dediği için. Çünkü gerçekten çok inanan bir Müslüman. Gerçekten çok cesaretli bir Müslüman. Zaten ileriki zamanlarda da Peygamber Efendimiz onu çok genç yaşında komutanlık görevi verecek. Hendek Savaşı öncesinde boyunu biraz daha uzun göstermeye çalışarak Hazreti Peygamber'e gelmiş. Hazreti Peygamber de onun bu kararlılığı karşısında savaşa katılmasına izin vermiştir. Evet, Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz onun yaşından dolayı savaşa almayınca Hendek Savaşı'na bu sefer boyunu uzun göstererek geliyor. Ve Peygamber Efendimiz onun bu isteğini görüp artık dayanamıyor ve Hendek Savaşı'na katılmasına müsaade etmiştir. Hazreti Peygamber'in vefatından kısa bir süre önce onu Suriye dolaylarına gönderilecek ordunun komutanlığına adamıştı. Kendisi bu ordunun komutanlığına atandığında arkadaşlar 18 yaşındaydı. Ve bir kölenin oğlu olduğu için Müslümanların içinde bile onun Peygamber Efendimiz'i bu kararından dolayı eleştiren ve onu kabul etmeyen insanlar vardı. Ama Peygamber Efendimiz hiç kimsenin sözüne kulak asmamış ve onu komutan yapmış. Hazreti Peygamber'in Üsame'yi Suriye dolaylarına gönderilecek ordunun komutanlığına ataması, İslam'ın öngördüğü yönetim anlayışında sınıf ve yaş farkının değil, ehliyet ve liyakatin, yani işini iyi yapmanın asıl olduğunu fiili olarak göstermiştir. Bakın, insanlar ne dedi? O bir köle. Yani sınıf farkı yoktur bizim dinimiz ama insanlar hala Arap cahiliyetinden gelen şeyleri savunuyorlar. Diyorlar ki o bir kölenin oğlu, neden işte onu komutan yapıyorsun ki ya Resulallah? Ama diyor ki Peygamber Efendimiz hayır, bu Araplarda olan bir adettir. Bizde sınıf ayrımı yoktur. Hepimiz eşitiz diyor. Ve yaş farkı değil derken de ne dedim size, 18 yaşında olmasına rağmen onu komutan olarak gönderiyor. Yani bugün baktığımızda askere bile 18 yaşında alınmıyor bizim ülkemizde gençler. Ama Peygamber Efendimiz onu komutan olarak tayin ediyor. Bu da İslam dininde
işe ehlinin olmasının daha önemli olduğunu, yaşın, sınıfın önemli olmadığını bize göstermiş oluyor açıkçası. Gerek kendi kabilesi, evet genç bir yönetici Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel de bizim için iyi bir yönetici ve iyi bir öğretmen olarak bileceğiz. O da Peygamber Efendimiz'in çevresindeki genç sahabelerden biriydi. Gerek kendi kabilesi arasında, gerekse Medine'de İslam'ın yayılmasında etkin bir şekil aldı. Hazreti Peygamber'in Medine hicretinden itibaren sürekli onun yanında olmaya gayret gösteren Muaz, Huneyn Savaşı ve Taif kuşatması dışındaki bütün askeri seferlere katıldı. Hazreti Peygamber genç bir yetenek olan Muaz'ı hicretin 9. yılında zekat memuru ve kadılık göreviyle Yemen'e göndermişti. Zekat memuru dediğim şey arkadaşlar, o dönemde zekat devlet eliyle toplanan bir şeydi. Devlet memurlar seçerdi ve o memurlar gidip insanlardan zekatları toplardı. Bu anlamda hicretin 9. yılında, yani Peygamber Efendimiz'in ölümüne yakın bir zamanda onu zekat memuru kadı olarak Yemen'e gönderiyor. Yani bir yönetici olarak gönderiyor diyebiliriz aslında. İbadet özellikle namaza düşkünlüğüyle bilinir. Bakın çok namaz kılan bir insanmış. Ne kadar güzel onun için. Dini konulardaki bilgi ve birikimi sayesinde fetva verebilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Fetva dediğimiz nedir? Dini bir konuda bir problem vardır. Bunun çözümü hakkında o konuda ilminin derin olan kişilerin, alimlerin o soruna cevap vermesine biz fetva diyoruz. Gerek Hazreti Peygamber döneminde, gerekse ondan sonraki dönemlerde İnsanlara Kur'an'ı ve dini meseleleri öğretmek amacıyla muallim, yani öğretmen olarak gönderilmiştir. Ne dedik? Hem öğretmen hem de genç bir yöneticiymiş kendisi demiştik. Hazreti Muaz'ın şu sözleri onun namaza verdiği önemi açıkça ortaya koyar. Oğlum, namaza durduğunda dünyaya veda etmek üzere olduğunu ve onu bir daha dönmeyeceğini düşün. İnsanlara az, Rabbinle çok konuş, belki o zaman kalbin Rabbini görür. Evet, genç bir alim Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe'ye neden bu kadar alim olarak adlandırıyoruz? Çünkü kendisi çok ilimle uğraşan bir kadınmış ve en çok hadis rivayet eden ravilerden biri kendisi. Evet, kimmiş Hazreti Ayşe? Hazreti Peygamber'in eşi ve Hazreti Ebubekir'in kızıydı. Dini ilimleri bizzat Peygamber Efendimiz'den öğrenmiştir eşi olduğu için. Hazreti Peygamber'in ders ve sohbetlerini dinlemiş, kavrayamadığı veya merak ettiği her meseleyi Hazreti Peygamber'e sorarak öğrenmiştir. Kuvvetli hafızası sayesinde Hazreti Peygamber'in hadis ve sünnetinin daha sonraki nesillere ulaştırılmasında üstün çaba göstermiştir. Kendisinin 100'den fazla hadis olduğunu biliyoruz biz. 100'den fazla hadis rivayet etmiş ve öyle bir dönemde herkes hadiste rivayet etmeyi çok da istemiyor. Çünkü hani İslam'a ola ki yanlış bir şey sokarım da yanlış bir şey yaparım, insanları yanıltırım da günaha girerim düşüncesiyle. Ama Hazreti Ayşe gerçekten cesaretli gönlüyü göstererek çok fazla hadis rivayet etmiş ve Peygamberimizden öğrendiği her şeyi insanlara öğretmeye çalışmıştır. Sadece hadis nakicisi değil, aynı zamanda müfessir, yani Kur'an'ı tefsirini yapan, Kur'an'ı açıklayan biriymiş. Fakih, yani fetva veren, işte dini problemlerle, ibadetlerle ilgili problemlerle ilgilenen kişilere fakih denir. Öyle bir fakihmiş ve hatip idi. Hatip de nedir? Toplumlarda konuşan, işte dini anlatan, dini konuşmalar yapan kişilere de hatip diyoruz. Kendisi hadiste naklediyormuş, Kur'an'ı tercüme eden bir müfessirmiş de, aynı zamanda dini problemlere çözümler üreten bir fakihmiş ve aynı zamanda insanlara bu konuda açıklamalar yapan bir hatipmiş. Gerçekten cahiliye gibi bir dönemde bir kadının ne kadar olabileceği, işte en güzel gelebileceği noktalardan birine gelmiş ve kendisinden sonraki insanlara da bu anlamda örnek olmuştur. Arap tarihi, ensap yani soy ilmi dediğimiz, şiir ve tıp alanlarında derin bilgi sahibiydi. Gerçekten kendisini çok fazla geliştirmiş. Gördüğümüz gibi sadece dini alanda değil, başka alanlarda da kendini çok geliştirdiğini görebiliyoruz. Gerek Medine'de, gerekse Mekke'de kendisine yöneltilen sorulara cevap vermiş. Ayrıca muhtelif bölgelerden gelen soruları da cevapsız bırakmamıştır. Hazreti Ayşe kendisinden sonra gelen pek çok alime ilim öğrenme ve öğretmekte öncülük etmiştir. Bunu az önce söyledik zaten. Genç bir anne, Hazreti Fatıma. Kimdi Hazreti Fatıma? Peygamber Efendimiz'in kızı ve Hazreti Ali'nin eşiydi. İslam'ın tebliğ sürecini birebir yaşayarak tecrübe etmiş, Mekke döneminin acımasız sosyal ortamını bizzat yaşamıştır. Küçük bir kız çocuğu olmasına rağmen Hazreti Peygamber'e yapılan sataşmalar karşısında korkusuzca kendisini siper etmiştir.
Her zaman Hazreti Peygamber'in yanı başında bulunan Hazreti Fatıma, Uhud Savaşı'na da katılarak gazilere yiyecek ve su taşımış yaraları tedavi etmiştir. Bakın gördüğünüz gibi kadınlar da savaşa katılıyormuş İslam Devleti döneminde. Kendisi Uhud Savaşı'na katılmış. Evet, cephede savaşmamış, gidip kılıçla insanları öldürmemiş, savaşmamış ama ne yapmış? Gazileri yiyecek ve su taşıyarak kendince savaşa katkıda bulunmuş. Evet, bununla ilgili bir hadis var. Cennetlik olan kadınların en faziletlisi şu dört kişidir. İmran'ın kızı Meryem, Hüveylid'in kızı Hatice, yani Peygamber Efendimiz'in eşi, Muhammed'in kızı Fatıma, Muzahim'in kızı Firavun'un hanımı, yani Asiye'dir. Bakın çok güzel bir hadis bence. Devam ediyoruz. Hazreti Peygamber'in neslinde devam ettiren tek kişidir. Çünkü Peygamber Efendimiz henüz hayattayken bütün çocukları vefat ediyor. Sadece Hazreti Fatıma hayatta kalıyor. Zaten o da Peygamber Efendimiz'in ölümünden yaklaşık bir 6 ay sonra vefat ediyor. Oğulları Hasan ve Hüseyin'den giderek Hazreti Peygamber'in nesli devam ediyor. Hatta günümüze kadar o neslin, o soyun geldiğini biliyoruz biz. Hazreti Fatıma ile Ali'nin evliliklerinden Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin dünyaya gelmiştir. Genç yaşta anne olan Hazreti Fatıma çocuklarını İslam ahlakıyla örnek birer şahsiyet olarak yetiştirmiştir. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin örnek şahsiyetleri İslam dünyasının parlayan yıldızları olmuşlardır. Gerçekten daha sonra Peygamber Efendimiz'in ölümünden sonra da Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin İslam dünyasını şekillendiren olaylar yaşayacaklar. Hazreti Peygamber'in sadık dostu Hazreti Ebu Bekir'in kızı olan Esma'dan bahsedeceğiz. Şimdi kendisi Zübeyir bin Avvam'ın eşidir. Kendisi Zübeyir bin Avvam sahabelerden biri. Abdullah bin Zübeyir'in de annesidir. Abdullah bin Zübeyir'i de çok duymuşuzdur. Bunlar da Peygamber Efendimiz'in çevresinde bulunan sahabeler. Hazreti Muhammed'in insanları İslam'a davet ettiği dönemde çağrısına yetişkinlerden ilk kulak verenlerden biri de Hazreti Ebu Bekir'di. Kendisi ilk 4 Müslüman'dan biriydi ve Peygamber Efendimiz'in yakın dostuydu. Hazreti Esma İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman olmuş, son nefesine kadar da İslam'a hizmet etmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in ailesi de İslam'ı kabul etmiş, sonrasında Hazreti Muhammed'in en büyük yardımcısı ve destekçisi olmuşlardır. Devam ediyoruz. Cafer bin Ebu Talip, Habeş kralının huzurunda bir genç diyoruz onun için. Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talip'in oğlu, dolayısıyla Hazreti Ali'nin kardeşi yani ağabeyidir. Hazreti Peygamber'e ilk iman edenler arasında yer almıştır. Mekkeli müşrikleri Müslümanlara yönelik eziyet ve işkenceleri artınca hanımı Esma binti Umeys ile birlikte Habeşistan'a hicret eden ikinci kafileye katıldı. Habeşistan. Habeşistan'a ilk gidenler kimlerdi? Musab bin Umeyr ve diğerleriydi. Diğer ikinci seferde, ikinci göçte de Cafer bin Ebu Talip eşini de alıyor ve bu şekilde gidiyor. Hazreti Peygamber tarafından bu kafileye başkan tayin edilmişti ve bu kafilenin başkanı olarak gidiyor. Kureyşler hicret eden Müslümanlara sığınma hakkı tanınmaması konusunda Habeşistan'a elçi gönderdikleri zaman Habeş kralı Necaşi'nin huzurunda Müslümanları temsil etmiştir. Kureyş temsilcilerinin eli boş dönmesine ve Necaşi'nin mülteci Müslümanları himaye etmesini sağlamıştır. Necaşi Habeşistan'ın kralı. Şam topraklarını Mute Savaşı'nda Hazreti Muhammed'in emriyle Rumlara karşı kanının son damlasına kadar savaşmış ve 40 yaşındayken şehit olmuştur. Mute Savaşı çok İslam dünyasının çok zorlandığı, Bizans'ta yapılan bir savaş. Gerçekten çok Müslüman şehit olmuş o savaşta. Onlardan biri de Cafer bin Ebu Talip'miş. Necaşi, Cafer bin Ebu Talip ve Mekke'ye elçiler arasında şöyle bir konuşma geçmiştir. Bakalım, açalım. Açılmıyor şu anda arkadaşlar. Zaten dersimizi de kısa tutmamız gerekiyor uzaktan işlediğimiz için. Devam edelim. Zaten bu şekilde dersimizi de bitirmiş olduk. Evet, bu dersimizde de Peygamber Efendimiz'in çevresindeki bazı genç sahabilerden onlarla ilgili işlemeye devam ettik dersimizi. Bunlar kimdi? Cafer bin Ebu Talip'ti, Musab bin Umeyr'di, Hazreti Ayşe'ydi, Hazreti Esma'ydı. Bunun dışında Hazreti Ali vardı. Bunlar Peygamber Efendimiz'in çevresinde bulunan, Peygamber Efendimiz'in onlara görev verdiği gerçekten seçkin Müslümanlardı.
genç yaşlarında olmalarına rağmen, İslam dünyası adına onlara çok zulmedilmesine rağmen Peygamber Efendimiz yanından bir an olsun ayrılmamışlar ve her zaman İslam'a hizmet etme gayesinde olmuşlardı. Allah onlardan razı olsun diyoruz ve bugünlük dersimizi bu şekilde bitiriyoruz. Gelecek dersimizin sorusu ise şu arkadaşlar. Hazreti Peygamber İslam'ı kısa sürede geniş kitlelere ulaştırmada nasıl bir iletişim tarzı benimsemiştir? Evet, biliyoruz ki Peygamber Efendimiz İslam dinini tebliğ etmeye başladığında ve bundan sonraki dönemde İslam dünyası kısa sürede genişlemiştir. İslam coğrafyası çok fazla yerlere ulaşmış, hatta Türkiye'ye kadar gelmiş. Hatta yani Avrupa'ya kadar ilerleyen dönemlerde çıkacak. Tabii bu Peygamber Efendimiz döneminde değil. Ama bu olayların ilk fitilini ateşleyen Peygamber Efendimiz İslam dünyasının geniş coğrafyalara ulaşmasını nasıl bir iletişim tarzı yürütmüş olabilir? Bunun üzerine düşünmenizi istiyorum sizden. Nasıl bir dil sağlamış ki insanlar kolayca bu dini kabul etmiş, bu dine inanmış, bu dine güvenmiş? Nasıl yapmış ki insanlar bu kadar kolay bir şekilde Müslüman olmuşlar ve Avrupa'ya kadar İslam dini ulaşmış? Gelecek ders bu dersi işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.